Doğayı geri isteyen Fatih, Görkem'den ayrılmanın yollarını aramaya başladı. Giraya abayı yakan Doğa Fatih'i çoktan unuttu. Fatih'in Görkem'le amcasını baş başa yakalaması ve amcasıyla arasında yaşananları öğrenip öğrenmeyeceğini merak konusu oluyor. Fatih'in Görkem ve Ömer arasındaki sırları öğrenmesiyle bu gerginliğin doruk noktasına ulaşır. Bu bilgi sadece karakterler arası ilişkileri değil, izleyicinin diziyi deneyimleme biçimini de derinden etkileyerek her bir sahnenin altında yatan duygusal yoğunluğu katlar. Doğa bana dönmez ki, Hayatına girdiğin insanlara da ilaç gibi geliyorsun. Fatih'in büyük keşfi. Fatih, Görkem ve Ömer'in arasındaki bağlantıyı öğrenince büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak. Bu durum, onun diğer karakterlerle olan ilişkilerini de derinden etkileyecek. Fatih'in tepkisi ve sonraki adımları, dizinin gelecek bölümlerindeki ana dinamiklerden biri olacak. Seyirci tepkileri ve beklentiler. Dizi severler, Fatih'in bu sırrı öğrenmesinin ardından gelişecek olayları merakla bekliyor. Sosyal medyada dizinin bu dönüm noktası ile ilgili çeşitli tahminler ve teoriler ortaya atılıyor. Önümüzdeki bölümlerde neler olacak? Fatih'in öğrendikleri, Kızılcık Şerbeti, inde yeni bir kriz dalgasını tetikleyecek. Karakterler arası ilişkiler ve çatışmalar, dizinin ilerleyen bölümlerinde daha karmaşık bir hal alacak. Evet şimdi diğer analizimize geçelim. Doğa, Fatih ve Giray. İlk size şu soruyla başlayayım. Doğa gerçekten Giray'ı seviyor. Bu yoksa Fatih'i kıskandırmak için mi yapıyor bütün bunları? Peki Fatih hala doğayı seviyor mu? Siz ne dersiniz yorum kısmına muhakkak yazın. Burada da hemen bir tüyo veriyorum size söyleyip kapatıyorum sonrasında bu konuyu daha derin ele alacağız. Galerici kız bir çocukla Fatih'in karışına geçip bu çocuk senden diyecek. Hatırlarsanız tek gecelik kaçamak. Abdullah Bey ve Alev aşkına bir değinmek istiyorum sonrasında ise en merak edilen şey Ömer ve Görkem'in önceden yaşamış olduğu ilişki nasıl su yüzüne çıkacak. Seyirciler arasında en merak edilen konu bu ortaya çıktığında Fatih ne yapacak? Ömer ne cevap verecek? Kıvılcım'ın tepkisi ne olacak? Fatih şimdilik alttan alıyor ama nereye kadar elbette ki bu ilişki son bulacak ama Görkem'in intikamı büyük olacak. Seyircinin kafasına takılan en büyük problemlerden biri muhafazakar bir yapıya sahip olan Abdullah Bey'in nasıl oluyor da bu kadar yalanlar üzerine bir ilişki kurmaya çalışıyor? hem kaç yıllık karısına ve hem de etrafındakileri yalan söylüyor ve bu yalanının devam ettiriyor. Bu ilişki bitti artık yok diyebiliyor, herkesin yüzüne bakarak. Tabi bu su yüzüne çıkınca pembeye Fatih'e ne söyleyecek merak konusu bu yalanların başında yurt dışına gideceğim diyerek, Alev ile beraber yaşadıkları villaya gidip beraber zaman geçiriyor, tabi beraber zaman geçirdikçe kendi aralarındaki problemler de su yüzüne çıkmaya başlıyor, iki tane örnek vermek gerekirse, filmden sonra dağılan ortalığı toplamaya çalışan Apo'ya Alev karşı çıkıyor kalsın diye Apo dağınık şekilde bırakmak istemiyor. Sabah olduğunda kahvaltı yaparlarken kapıya gelen kuryeye kapıyı böyle mi açacaksın sözüne Alev bozuluyor tabi Apo da bozuluyor. Buradan da anlaşılacağı gibi yavaş yavaş bir gerginlik oluşmaya başlıyor, yani son olarak Apo boşansa, Alev'le birlikte yaşasa en fazla iki gün birbirlerine tahammül ederler. Evet bu konu hakkında lütfen yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Beraber zaman geçirseler en fazla kaç gün birlikte takılabilirler birbirlerine ne kadar tahammül edebilirler. Alev her zaman ulaşılması bir aşk için Apo'nun üzerine gitti. Büyük bir ihtimal herkesin düşüncesi bu aşk çok uzun sürmeyecek. Görüşmek üzere.